KPI yapısını oluşturabilmek için biz 5 ana başlıkta bunu yürütmeye çalışıyoruz. SQCDM, iş güvenliği, kalite, maliyet, sevkiyat, moral ve motivasyon diyebiliriz. Şimdi gelin birlikte bunların alt başlıklarında hangi göstergeler takip edilebilir ve daha da bunun altına nasıl inebiliriz bir örnekle üzerinden bakalım. Burada gördüğümüz iş güvenliği başlığı altında 3 tane göstergemiz var. İş kazası sıklık oranı, iş kazası ciddiyet oranı ve ramak oranı. Bunlar şirket göstergeleri olarak, başlık olarak bizim için takip edilecek göstergeler. Bunun alt kırılımlarının da her işte üretim birimi tarafından takip ediliyor olması lazım. Kalite kısmına geldiğimizde kalitesizlik maliyeti, müşteri şikayetleri oranı, fire oranı bizim için takip edilecek göstergelerden bazıları. Tabii bu göstergeler şirketin önceliklerine göre ya da problem gördüğünü düşündüğü noktalara göre farklılık gösterebilir. Maliyet kısmına baktığımızda malzeme maliyeti, sabit maliyetler ve işçilik maliyeti takip edilebilecek göstergelerden. Sevkiyat performansında ise stok devir oranı bizim için bir gösterge olabilir. Bir de OTIF dediğimiz lojistik faaliyetlerini yürütebilmek için takip ettiğimiz göstergeler var. On time in full anlamına gelen birazdan detaylarına bakacağız. Bu göstergeler takip edilebilir. Son olarak moral motivasyon kısmında da çalışan katılım oranı, öneri ve ekip çalışması oranı bizim için takip edilebilecek göstergelerden olabilir. Şimdi bu slaytta göreceğimiz gibi sevkiyat performansı ile ilgili olarak stok devir oranından bahsetmiştik. Bunun alt kırılımı ne olabilir? Ham madde stok oranı, yarı mamul stok oranı, bitmiş ürün stok oranı hareket görmeyen stok oranı. Bunları neden bu alt başlıklara kırıyoruz? Aslında baktığımızda hepsi farklı birimlerin, farklı proseslerin sorumlulukları altında ve daha alt detaya indiğimizde örneğin ham madde stok devir oranına baktığımızda biz malzemeleri doğru zamanda fabrikaya getirebiliyor muyuz? Doğru zamanda üretime verebiliyor muyuz ve kullandırtabiliyor muyuz? Bunu görebiliyoruz. O tif kısmına baktığımızda sevkiyat performansı bizim için bir gösterge. Sevkiyat performansını da ikiye ayırmamız mümkün. Bir tanesi ham maddenin yani e, tedarikçiden malzemeyi doğru bir şekilde alabiliyor muyuz? Doğru zamanda, doğru kalitede, doğru adette sevkiyat alabiliyor muyuz? İkincisi de bitmiş ürün sevkiyatımız. Biz müşteriye doğru ürünü, doğru kalitede, doğru adette ve tam zamanında gönderebiliyor muyuz? Bunu gösterge olarak belirleyebiliriz. Bir başka başlık yerleştirme oranı olabilir. Diğer bir başlıkta namlum maliyetleri oranı olabilir. Bu orandan bahsettiğimiz kısımlarda satışa oranlayabiliriz, ciro'ya oranlayabiliriz. Bu artık biraz şirketin dinamikleriyle alakalı bir şey. Önemli olan burada şunu biliyor olmak: Biz hangi ana başlıkları göstergeleri belirledik ve bu alt başlıkları aşağıya doğru nasıl kırdık ve ilişkiyi nasıl sağladık. Günlük rutin içerisinde de bunların takip edilmesi için bir metodoloji belirlersek tadından yenmez. Evet. Göstergelerde bir de şöyle sorunlarımız olabiliyor. Farklı birimlerin çatışan göstergeleri olabiliyor. Bunları önlemek için o belirlediğimiz göstergeleri belirleme aşamasında bu, bu tür eğer göstergelerimiz varsa bunu nasıl yöneteceğimize yönetimin katıldığı bir toplantıda karar vermemiz gerekiyor. Örneğin bazı yaptığımız aksiyonlar stoğu arttırabilir ya da müşteriye belki sevkiyatımızı geciktirebilir. Biz üretimi maksimum kapasitede kullanmak istiyor olabiliriz ki herkes ister zaten. Ama bu maksimum kapasitede kullanmanın altında yatan neden bizim tip değişimlerinde çok yüksek zamanlara sahip olmamızsa o zaman bunu oturup konuşmak lazım. Biz işte biz bu kadar kayıp yaşıyoruz. E bunu stoğunu tutmazsak, bitmiş ürün stoğunu tutmazsak şu kadar üretim kaybımız olacak. Ama stok tutarsak bu kadar bitmiş ürün stoğumuz için kaybımız olacak. Alan kaybımız olacak. Stoğu oraya yatırmış olacağız. Farklı ürünleri üretemediğimiz için müşteri ihtiyaçlarını karşılamıyor olacağız. Bütün bunlar fayda maliyet analizi yapılarak karar verilmeli. Tabi bu demek değildir ki o tip değişim sürelerini hiç azaltmayalım. Oturup bunun üzerine de bir planlama yapmamız lazım. Eğer bizim müşteri sevkiyat performansımızı etkileyen ya da fazla stok tutmamıza sebep olan tip değişim sürelerimiz varsa o zaman oturup bunlarla ilgili olarak da bir iyileştirme çalışması, planlaması yapmak gerekiyor. Özetle biz önümüzü görebilmek için, doğru yapıp yapmadığımızı görebilmek için anahtar göstergelerimizi takip etmeliyiz. Bunu yapmanın birçok yolu var. Önemli olan amacının ne olduğunu bilip ona odaklanarak iyileştirme çalışmaları için göstergeleri belirlemek. Ve bu göstergeleri belirlerken en başında olası çatışmaları, problemleri de ortaya koymak ve bunlar üzerinde konuşarak bir sonuca ulaşmak işimizi kolaylaştıran ve sürekliliği sağlamamıza yardımcı olan noktalar. Uyarı ziline basarsanız yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.